Merhaba sayın seyirciler. Bir Ege'nin Yıldızları programında da tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte stüdyomuzda misafir edeceğimiz konuğumuz Doçent Doktor İlker Kiriş. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhaba Emel Hanım, hoş bulduk. Öncelikle bu programla ilgili nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bizi izlemekte olan izleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Hocam, öncelikle sizi ben ve ekran karşısındaki izleyicilerimiz tanısın isterim. Bu nedenle Doçent Doktor İlker Kiriş kimdir? Bize biraz Doçent Doktor İlker Kiriş'i anlatır mısınız? Tabii ki. 1972 Aydın doğumluyum. İlk orta öğrenimi Aydın'da tamamladım. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum ve kalp damar cerrahisi uzmanlık dalında ihtisasımı yine 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra akademik kariyer amaçlı Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde belli bir süre bulundum ve 2011 yılından bu yana İzmir'de özel sektörde hastalarıma hizmet vermek durumundayım. Son 6 aydır da kendi muayenehanemde faaliyet gösteriyorum. Branşım kalp ve damar cerrahisi. Ama özellikle damar hastalıkları ve varislerle yoğun bir şekilde ilgilenmekteyim. Bu şekilde. Hocam şunu öğrenmek istiyorum. Varis güncel yaşantımızda bizi ciddi anlamda etkileyen bir rahatsızlık. Bununla ilgili olarak bazı merak edilen sorular var. Ayrıca bir bayan olarak ben de gün içerisinde dönem dönem sorun yaşıyorum. Çevremde de var, ailemde de var. Varis kişiye göre mi değişir, yoksa belli bir yaşı var mıdır? Varis hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Varis aslında bir toplar damar hastalığıdır. Bizim kalbimizden çıkan temiz kan, oksijeni yüksek olan kan atar damarlarımız aracılığıyla ayak parmaklarına kadar ulaşmakta. Daha sonra da oksijen içeriği daha düşük olan, işte kirli kan diyebiliriz buna. Bu kan toplar damarlar aracılığıyla tekrar kalbimize geri dönmekte. Tabii özellikle bacaklardaki toplar damarlardaki kan akışı yer çekimi kuvvetinin aksi doğrultusunda gerçekleşmekte. Yani ayak bileklerimizden yukarıya, kasıklarımıza, karın içine ve kalbin sağ tarafına doğru dönmekte. Kan geri kaçmasın diye, yani yer çekimi etkisiyle yukarıdan aşağı geri kaçmasın diye toplar damarların içinde kapakçıklar var, tek taraflı kan akışına izin veren. Bu kapakçıklar bozulduğunda ve görevlerini yerine getiremediğinde kan yukarıdan aşağı doğru, deyim yerindeyse geriye doğru kaçıyor. Ve bunun sonucunda da yüzeysel toplar damarların yan dalları daha belirgin hale geliyor. Buna da biz varis diyoruz. Yani varis aslında toplar damar yetmezliğinin sonucu oluşan bir tablo. Bunun en önemli bizi ilgilendiren kısmı çok yaygın görülmesi. Yani baktığınızda toplumda erkeklerde yaklaşık %15-20 oranında, kadınlarda %25 ve üzeri oranında aslında toplar damar yetmezliği ve varis görülmekte. Varis hem neden olduğu kötü görüntü nedeniyle hem de yol açtığı bacak ağrısı, şişlik gibi yakınmalar nedeniyle hastaların yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkiliyor. Doğru. Bu yüzden de oldukça çok sayıda hasta bu yakınma ile ilgili olarak bir çözüm arayışında. Hocam şunu öğrenmek istiyorum. Varis genetik yatkınlıkla miras kalır mı? Yani bir ebeveynden çocuğuna ya da işte şeker hastalığı gibi bir genetik yatkınlığı var mıdır? Var. Varis ve toplar damar yetmezliği gelişmesiyle ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış bazı risk faktörleri var. Bunların başında ilerlemiş yaş gelmekte. Yani sizin yaşınız özellikle 60 yaş ve üzerine ulaştığında bir şekilde bacaklarınızda özellikle varis gelişebilir. Bunun dışında sizin bahsettiğiniz gibi genetik faktörler, özellikle kadınların annelerinde varis varsa bu risk oldukça artıyor. Obezite, bunun dışında baktığımızda kadın cinsiyet, 2 ve üzeri doğum yapmış olmak, hamilelik ve 2 ve üzerinde doğum yapmış olmak
bilimsel olarak kanıtlanmış risk faktörleri. Bunun yanında sizin eğer uzun süre ayakta durmanızı gerektiren bir mesleğiniz varsa, yani garsonluk, güvenlik görevlisi, polis, berber, cerrahlık, bu meslekler yine ayakta durmayı, uzun süre ayakta durmayı gerektirdiği için varis açısından bir risk faktörü oluşturmakta. Peki, ekran başındaki izleyicilerimize sizin engin bilgilerinizden biraz daha faydalandırmak adına bazı sorularım daha olacak. Kişi, bir birey rahatsızlandığında bunun varis mi ya da farklı bir rahatsızlık mı olduğunu nasıl anlayabilir? Görsel anlamda, estetik anlamda belirginliğinin dışında. Çünkü anladığım kadarıyla sizin söylemlerinizden birden bu görsel anlamdaki estetik görüntü bozukluğu oluşmuyor. Doğrudur, evet. Değil mi? Evet. Nasıl anlayabilir? Belirtileri nedir hocam? Şimdi toplar damar yetmezliği ve varisin yol açtığı bacaklarda en önde gelen belirtiler bacak ağrısı ve şişlik. Tabii bacak ağrısının söylediğimiz neden dışında birçok farklı nedeni de söz konusu. Yani kas iskelet sistemine bağlı, nörolojik hastalıklara bağlı, ortopedik rahatsızlıklara bağlı, eklem rahatsızlıklarına bağlı da sizin bacağınızda ağrı olabilir. Toplar damar yetmezliği ve varise bağlı ağrıda özellikle ayak bileğiyle diz eklemi arasındaki baldır kısmı dediğimiz bölgede öğleden sonra akşama doğru artan bir dolgunluk hissi, gerginlik hissi, şişlik hissi, bir ağırlık hissi beraberinde ağrı söz konusu olur. Tabii ki bu sadece sabit ayakta durmakla oluşmaz. Sabit oturuyorsunuz da bu yakınmalar olabilir. Ve siz bir fırsatını bulup ayaklarınızı uzatabilirseniz ya da biraz kalp seviyesini yukarısına kaldırabilirseniz bu yakınmalarınız azalır. Benzer şekilde hastaların yakınmaları sıcak havalarda ve yaz aylarında daha çok olur. Dinlenmekle ve bacak elevasyonu dediğimiz bacakları yukarı kaldırmakla azalır. Bu anlattığımız özellikler bacak ağrısının diğer nedenlerinden ayırt etmek açısından bize yol gösterir. Hasta şikayetlerini ya da kendini dinlediğinde rahatsızlığıyla birlikte bazen hepimiz yaşıyoruz bunu. Hangi doktora gitsem acaba? Evet. Şimdi bu belirtileri yaşadığında demeli ki evet ben kalp damar cerrahına gitmem gerekiyor. Doğru mu anlamışım? Şimdi aslında tabii ki nereye gitmeli? Eğer bacak ağrısı ve bacaktaki şişlik bahsettiğimiz şekilde ise kalp damar cerrahisi doktoruna başvurması uygun olur. Ama hastanın açıkçası bacak ağrısını tam olarak spesifik olarak nitelendirip uygun bir branşı seçip gitmesi çok zor. O yüzden bu da bizim polikliniğimizde olsun günlük meslek hayatımızda çok sık gördüğümüz bir durum. O yüzden bacak ağrısıyla bir hasta geldiğinde çoğu zaman biz bu hastanın yakınmalarını ayrıntılı bir şekilde sorgulayıp bizim branşımızı mı ilgilendiriyor? Yani ortada bir damarsal hastalığa, bir damar bozukluğuna bağlı mı yakınmaları söz konusu? Yoksa başka bir nedenden dolayı mı bu yakınmalar kaynaklanmış? Bunu ayırt edip bazen de hastaları farklı branşlara tabii ki yönlendirebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse, eğer hasta tek bacağını çok şiddetli bir şekilde tutan, bacağını hareket ettiremediği, bel ağrısının eşlik ettiği bir durumda işte bacağa giden sinirin bel hizasında ya da kalça hizasında sıkışmasına bağlı bir siyataji durumu olabilir. Özellikle ağrı kalçadan bacağın ağrısının arkasına doğru yansıyorsa ve böyle bir ip çeker gibi bir çekilme hissi varsa ya da ağrısı hastanın belli bir 100-200 metre yürümekle şiddetli ağrısı oluyor, durunca azalıyorsa atar damar darlığı tıkanıklığına bağlı ağrı olabilir. Ya da hastanın diz eklemide ya da ayak bileğinde kızarıklık, şişlik ve dokunmakla hassasiyet varsa bir romatizmal hastalığı olabilir. Buna benzer hem hastanın yakınmalarını ayrıntılı bir şekilde sorguluyoruz hem de uygun
fizik inceleme bulgularını gözden geçiriyoruz. Bizle ilgili ise ek gereken tanı yöntemlerini uyguluyoruz. Bizim branşımızla ilgili de ise uygun branştaki doktor arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Bir de sizin ifadelerinizden şunu, şu aklıma geldi diyebilirim. Kişinin variste her iki bacağı da ağrımayabiliyor o zaman. Doğru mu? Tabii ki. Burada hastanın her iki bacağında da yakınması olabilir. Tek bacağında da yakınmalar ön planda olabilir. Bu konuda kesin bir kural yok tabii ki. Varis sadece bacakta mı olur? Varis vücudun farklı yön bölgelerinde de olabilir. Ama en sıklıkla bacakta görülür varisler. Bunun yanında özellikle kadınlarda karın içinin alt kısmı pelvis dediğimiz kısım her iki kalça kemiği ile yani göbek deliğinin alt kısmını düşünebiliriz. Karın boşluğunun alt kısmını. Bu pelvis bölgesinde özellikle kadın üreme organlarının etrafında, yumurtalıkların etrafındaki toplar damarlardaki yetmezliğe bağlı olarak genital bölgede varisler gelişebilir. Bunun dışında örneğin yemek borusu yani özofagus dediğimiz yemek borusunun etrafında varisler gelişebilir. Örneğin gastroenterolojiyi ilgilendiren ya da yüzünüzdeki kılcal damarlar belirgin hale gelebilir. O da bir tür varistir. Dolayısıyla vücudun farklı bölgelerinde varis olabilir ya da karın içindeki ana toplar damarda bir tıkanıklığa bağlı olarak karın bölgesinde de yüzeyden kabarık varisleriniz olabilir. Ama en sıklıkla varisler yer çekiminin etkisi nedeniyle bacaklarda görülür. Ben sizin muayenehanenizde hastalarınıza vermiş olduğunuz hizmetten de biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü her bireyi kadın ya da erkek olarak cinsiyet ayırmaksızın estetik anlamdaki görsel daha çok rahatsız ediyor. Çünkü ağrıyı bir şekilde evet ama estetik şu an daha da önemli diye düşünüyorum. Çünkü yaz aylarında da, kış aylarında da birey vücudunun belli noktalarında normal anatomisinin dışında farklı bir görselden hoşlanmıyor. Evet. Doğrudur değil mi? Muayenehanenizde vermiş olduğunuz hizmetler var. Her hastaya, her varis hastasına aynı tekniği uygulamadığınız konusunda bir bilgiye sahibim. Yanlış mı bilgim, doğru mu? Kesinlikle doğru. Şimdi hasta gerek kötü görüntü nedeniyle, gerekse toplar damar yetmezliği ve varislerin yol açtığı yakınmalar nedeniyle doktora başvurduğunda öncelikle hastanın yakınmaları konusunda kendisiyle karşılıklı konuşuyoruz. Daha sonra fizik incelemeyle bu bulguları gözden geçiriyoruz ve ardından her hastaya mutlaka bacak toplar damar ultrasonografi incelemesi yani renkli Doppler tetkiki yapıyoruz. Halk arasında renkli Doppler denilen. Burada hem derin toplar damar sistemini hem yüzeysel toplar damar sistemini hem de birbirine bu iki sistemi bağlayan köprü damarları gözden geçiriyoruz. Eğer ciddi miktarda kanın geriye doğru kaçışı söz konusuysa yüzeysel toplar damarların kalıcı olarak kapatılması gerekebilir. Yani damar içi lazer ya da damar içi radyo frekans yöntemi ile ya da yapıştırıcı yöntemi ile yüzeysel toplar damarın kapatılması gerekebilir. Onun dışında yüzeyden kabarık çok belirgin varisleri varsa mikrocerrahi ile onların çıkartılması gerekebilir. Eğer ultrason sonucu normalse ama daha ince ve estetik olarak rahatsız eden varisler varsa onlara yönelik olarak da halk arasında köpük tedavisi dediğimiz skleroterapi uygulanabilir. Burada da damar büzücü kapatıcı bir kimyasal maddenin bir ilacın tek tek varislerin içine enjekte edilmesini ve varislerin kapatılarak daha sonra kapanmış bu varisi damarların cilt tarafından emilerek yok edilmesini ve görüntünün düzeltilmesini kastediyoruz. Bütün bunlardan sonra da hala ince çizgilenme şeklinde hastayı rahatsız eden varisler varsa estetik açıdan cilt üzerinden lazer ya da cilt üzerinden radyo frekans uygulanabilir. Yani sonuç olarak önce anamnez dediğimiz hastayla yakınmaları ve tıbbi öyküsü konusunda karşılıklı konuşmak, ardından fizik inceleme, ardından bacak toplar damar ultrasonografi incelemesi yapılır ve bütün bu bilgiler bir araya getirilerek hastaya özel tedavi planı oluşturulur. Yani herkese aynen sizin dediğiniz gibi iyi gelecek tek bir tedavi yöntemi yok.
Bir de şunu öğrenmek istiyorum. İzmirlisiniz. İzmir'de hizmet veren bir muayenehaneniz, daha doğrusu bir kliniğiniz var. Size ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden ziyarete, tedaviye gelen hastalarınız var. Bununla birlikte benim en çok şahsi merakım bu. Ülkemizde midir varis yaygınlık oranı, yoksa dünyada bölgeye göre değişiyor mu? Yani bireylerin, ülkelerdeki halkın yaşam standartlarıyla mı ilintili varisin? Ya aslında bu tabii zor bir soru. Şöyle ki bu konuyla ilgili yapılmış bir coğrafi, hangi coğrafi bölgede daha fazla varis görülürle ilgili çok belirgin ön plana çıkan bir bilimsel çalışma yok benim bildiğim kadarıyla. Ama sorunuzla bağlantılı şu yorum yapılabilir. Obeziteyle varis gelişimi arasında gerçekten belirgin bir bağlantı var. Obezitenin daha çok görüldüğü ülkelerde varisin daha çok görüldüğünü de söyleyebiliriz. Bunlar işte epidemiyolojik çalışmalar diyoruz. Yani o belli bir coğrafyada belli bir hastalığın hangi sıklıkla görüldüğünü ortaya koyan çalışmalar. Tabii ülkeden ülkeye coğrafyayla birlikte iklim değiştiği için güneş ışığının da etkisi değişiyor. İşte genetik olarak cilt tipi değişiyor. Cilt tipi, yani bunu da biz işte bir sınıflama var. Tip 1 ile tip 6 arasında bir skala var. Cildin en açık tonundan en koyu tonuna kadar. İşte estetik tedavi uygulanacak olan kişinin hangi tipe uyduğu, uygulanacak olan bu bahsettiğimiz skleroterapi dediğimiz köpük tedavisinin sonuçlarını da aslında belirliyor. Öyle bir bağlantı kurabiliriz. Yani daha koyu tenli olan kişilerde, bu da bilimsel olarak biraz tartışmalı ama işte köpük tedavisi sonrası koyu renk, az da olsa iz kalma riski biraz daha yüksek. Ya da işte daha açık, çok açık tenli ya da işte şeffaf cilt yapısına sahip olanlarda çok daha özenli yapmanız gerekiyor gibi. Sonuç olarak obezite belirleyebilir bu anlamda. Baktığınızda ülkenin iklimi ve güneş almasıyla cildin koyuluk oranıyla, cilt tipiyle de uygulanacak olan yöntem, estetik yöntem arasında bir bağlantı olabilir. Ama şunu diyemeyiz, yani Türkiye'de varis daha fazla, Almanya'da daha az, İngiltere'de şu daha fazla görülüyor. Bu anlamda bir fikir beyan etmek gerçekten zor. Vücudun ağırlığının artmasıyla birlikte tetiklediği de aşikar sanırım. Doğru evet. mudur? Yani obezitenin şöyle bir katkısı oluyor varis gelişiminde. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi toplar damarlarda kan akışı ayak bileklerinden karna ve karından kalbin sağ tarafına doğru. Kalbin sağ tarafından akciğerlere gidip deyim yerindeyse temizleniyor, yani oksijenleniyor. Evet. Ve kalbin sol tarafına dönüp daha sonra da kalpten çıkan ana atar damar olan aort aracılığıyla tüm vücuda pompalanıyor. Şimdi obezitede karın içi basınç arttığı için karın içindeki toplar damar basıncı da bir miktar artıyor. Ve kanın yukarı doğru yani kalbe doğru geri dönüşü biraz zorlaşıyor. Bunun dışında işte fazla kilonun lenf akımı üzerinde de olumsuz bir etkisi var. O da bacaktaki ödeme katkıda bulunuyor. Yani obezite ile toplar damarda pıhtı oluşması, yani derin toplar damar pıhtısı, derin ven trombozu arasında da bir bağlantı var. Obezite birçok diğer hastalıkta olduğu gibi toplar damar yetmezliği, toplar damarda pıhtı ve varis gelişimi içinde bilinen bir risk faktörü. Peki hocam, sizin muayenehanenizde ve kliniğinizde hizmet verdiğinizi biraz önce beyan ettik ve seyircilerimize ilettik. Size nasıl ulaşabilirler? Şimdi öncelikle özel sektörde faaliyet gösteren hekimler bir şekilde artık günümüzde diğer bütün iş kollarında olduğu gibi internet aracılığıyla ulaşılabilir. Burada
internette bir arama yaptığınızda, herhangi bir hekimin adını soyadını yazdığınızda hem kişisel web sitesine hem de sosyal medya hesaplarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada işte hepimizin kullandığı Instagram, Facebook en önde gelmek üzere adımız arandığında hesabımıza ulaşıp oradan iletişim bilgilerimize ulaşabilirler. Şimdi hastalar tabii ki artık hayat çok hızlı. İşte bir hastanenin ya da bir sağlık kuruluşunun santraline ulaşıp oradan oraya aktarmak yerine direkt ulaşmayı tercih ediyorlar. Bu anlamda benim sosyal medya hesaplarında da belirttiğim bir telefon numaram var. O telefon numarası sekreterimde bulunan ayrı bir hat. Oradan direkt olarak ulaşıp hem genel ayrıntılı bilgi alabilirler, hem randevu alabilirler. Bu da işleri biraz daha kolaylaştırıyor. Bu soruyu sormamın nedeni açıkçası sosyal medyada olan çok dikkatli çalışmalarınızdan biraz söz etmek anlamındaydı açıkçası. Amacım oydu. Instagram sayfanızı inceledim. Çok güzel yönetilmiş bir Instagram sayfanız var ve günü takip eden, artı sadece sizin mesleğinizle ilgili değil, genel anlamda bilgilerle dolu paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bunu incelediğimde gördüm ve etkilendim açıkçası. O nedenle bu soruyu yönelttim. Evet. İstedim ki Instagram sayfanızdan herkes faydalansın. Sağ olun, eksik çünkü olmayın. Herkesin elinde artık telefon ve sosyal medya ciddi anlamda insanların yaşam şekillerini de yani yönlendiriyor pek çok noktada. Bilgi edinsinler. Günlük paylaşımlarınız çok ayrıntılı ve çok samimi. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Nasıl takip ediyorsunuz? Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi öncelikle bilgiye ulaşma yöntemlerimiz de yıllar içinde çok değişti. Yani evet. Bir 20-30 yıl öncesini anımsayalım. Gerçi buradan da yaşımız ortaya çıkıyor. Artık evet. O riski göz önünde evet. Bulunduralım hocam. 20-30 yıl öncesine baktığınızda hayatımızda hatırlarsınız belki Britannica ansiklopedileri vardı ve herkesin evet. Çok büyük saygı duyduğu bilgi kaynaklarıydı. Zaman içinde kağıda basılı bilgi kaynaklarının kendilerini çok güncel tutma konusunda bayağı zorlandığını görüyoruz. Yani hayatımız artık deyim yerindeyse dijital bir dünyaya doğru evriliyor zaman içinde. Hepimiz en hızlıca bilgiye elimizdeki cep telefonlarıyla ulaşıyoruz ve cep telefonlarında en sık kullanılan uygulamalar da sosyal medya uygulamaları. Sosyal medya uygulamaları farklı meslek gruplarında, farklı sektörlerde markalaşmanın en önemli araçları. Şimdi markalaşma neden önemli? Markalaşma, hani sonuçta ben reklamcı değilim ya da bu konuda çok da ahkam kesecek bir durum yok ama kişisel markalaşmayla konu ilgili de biraz merakım olduğu için her şeyden önce güven veriyor. Kesinlikle yani öyle. Siz herhangi bir alışveriş yaparken ya da bir hizmete ulaşırken hep bir marka kavramını göz önünde bulunduruyorsunuz. Doğru. Sosyal medyanın profesyonel bir şekilde yönetilmesi de özel sağlık sektöründen bahsediyorsak gerçekten önemli ve kritik. Şimdi hastalar sağlıkla ilgili olarak ya da sağlıkla bağlantılı olarak bilgiye de sosyal medya aracılığıyla ulaştıklarında bundan keyif alıyorlar ve çok pratik geliyor. Çünkü siz elinizde bir sosyal medya uygulaması var. Cep telefonunuzu açtığınızda takip ediyorsanız güvendiğiniz doktorları, o doktorlar kendi branşlarıyla ilgili kayda değer bilgiler veriyorsa size o böyle küçük böyle hani hap bilgi denir ya böyle küçük bir hap bilgi oluyor. Bir ne güzel ya bunu bugün bunu öğrendim diye ondan fayda görüyorsunuz, ilginizi çekiyor. Ya tabii hayatın diğer bütün alanlarında olduğu gibi güzel olan her şey zaman ve emek gerektiriyor. Evet. Burada da tabii yani eğer dışarıdan güzel görünüyorsa tabii ki bunun arka planında bir emek var. Kesinlikle. Ben kendi sosyal medyamda başlık, metin ve etiketler diyebiliriz. Metin yazarlığı diyelim biz buna. Metin yazarlığını tamamen kendim yapıyorum.
Şimdi bu bir sorumluluk aslında. Çünkü siz bir konuyla ilgili bilgi veriyorsunuz ve sizi otorite olarak gören belli bir izleyici, takipçi kitleniz var. Kitleniz var, evet. Yani söylediğiniz şeyin çok net olması lazım. Bilimsel verilere dayanması lazım. Kolay anlaşılır olması lazım. Kolay anlaşılır olması lazım ve yanlış anlaşılmalarla kişileri yanlış yönlendirebilecek paylaşımlar yapmamanız lazım. Bu önemli bir sorumluluk bence. Ben kendi paylaşımlarımda söylediğim, oraya yazdığım herhangi bir bilgiyle ilgili hep şunu düşünürüm. Birisi dese ki, ya İlker Hocam siz örnek veriyorum Instagram'da bunu yazmışsınız. Yani neye dayanarak bunu yazdınız derse ben de evet ben de bakın bu bilimsel yayına dayanarak bunu yazdım diyebilmeliyim. O yüzden kişisel olarak paylaşımlarımda dikkat ettiyseniz alt kısmında kaynaklar deyip evet. Tüm dünyadaki bilim dünyasında yapılan uluslararası bilimsel yayınların bir arada bulunduğu PubMed denen bir portal vardır. Bu portalda herhangi bir konuyla ilgili bilimsel yayınlara ulaşabilirsiniz. Oradan kaynaklarıyla birlikte bu paylaşımları yapmaya özen gösteriyorum. Ben şunu gözlemledim. Sadece sosyal medyaya zaman ayırmıyorsunuz ve sosyal medyanızla da ilgili yani sayfanızla da ilgili bence mütevazi olmayınız hocam. Sağ olun, eksik olmayın. Ciddi bir zaman ayırmışsınız ve zaman ayırıyorsunuz. Sadece mesleki anlamda değil verdiğiniz bilgiler, duygusal anlamda da çok güzel noktalara değiniyorsunuz. Şimdi insan ruhu da tedaviye ve dokunulmaya muhtaç aslında. Özellikle çocuklara, özellikle hayvanlara, özellikle ailelere. Bu noktalarda da ciddi anlamda bir zaman ayırıp sadece tıbbi bilgi vermiyorsunuz. Ben onu da gözlemledim. Lütfen bu konuda mütevazi olmayın derim ben. Sağ olun. Şimdi açıkçası ben iki konu başlığıyla ilgili paylaşım yapıyorum. Birincisi asıl ilgilendiğim mesleğimle bağlantılı olarak damar hastalıkları ve varislerle ilgili bilgilendirme üzerine ve spesifik olarak varislerle ilgili çok yoğun düzenli bir şekilde paylaşım yapıyorum. İkincisi de artık yavaş yavaş bizim tıp camiasındaki meslektaşlarımızın ilgisinin her gün arttığı fonksiyonel tıp dediğimiz bir alan var. Bu fonksiyonel tıp geleneksel demeyelim de hepimizin aldığı eğitimin sonunda uyguladığı modern tedavilerin dışında hastalıkların kökenine yönelik olarak konsantre olmalıyız. Herhangi bir hastalığa hemen ilacını verelim, işte ameliyatını yapalım değil, bu hastalık neden kaynaklandı diye var olan sorunun köklerine bakan bir bakış açısı. Ve birçok sağlık sorununun da beslenmeyle ve daha spesifik söylemek gerekirse bağırsaklarımızla ilgili olduğu üzerine yoğunlaşan bir bakış açısı. İşte bağırsak mikrobiyotası diyoruz. Nedir? Bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler ve mikroorganizmaların çeşitliliği ve ne kadar yararlı bakterilerin ön planda olduğu ile vücuttaki işte yangısal reaksiyonlar, yangısal reaksiyonlarla da birçok hastalığın ilişkili olduğunu bize söylüyor. Bu geniş, çok geniş bir konu. Hani burada bu programa sığdırılamayacak kadar geniş bir konu. Ben de kendi adıma düzenli olarak bu konuyla ilgili okumaya çalışıyorum. Tabii bunun üstüne ne ekleyebilirsiniz? Bunun üstüne yediğiniz, içtiğinizle sahip olduğunuz kronik hastalıklar arasında ciddi bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun üstüne ne ekleyebiliriz? İşte sadece sağlık organik olarak, işte fiziksel olarak sağlık değil. Bunun yanında zihinsel sağlık da çok önemli. Ruhsal sağlık da çok önemli. Kesinlikle. İşte yediğimiz, içtiğimiz, tükettiklerimizin ne kadar doğal olduğu, zihinsel sağlığımızı ne kadar koruduğumuz, yani örneğin bir yoga meditasyon uygulamaları, işte psikolojik olarak stresi ne kadar iyi yönetebiliyoruz, işte farkındalık, işte mindfulness dedikleri teknikleri günlük hayatımızda ne kadar birleştirebiliyoruz, tutalım. İşte bununla ilgili bilgi paylaşımı yapan portalları gözden geçirdiğinizde günlük tutmanın size ne kadar fayda sağlayacağından
tutun. İşte yoganın eklemlerinize ve zihinsel sağlığınıza ne kadar katkı sağlayabileceğine kadar aslında sağlık bir bütüncül yaklaşımla ele alınması gereken bir olgu. O yüzden ben de sadece varislerle sınırlı kalmadan bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla, haddimi bilerek belirli bilimsel kaynakları atıfta bulunarak yavaş yavaş bu konularda bildiklerimi elimden geldiğince iyi bir görsel şablonlarla, iyi bir estetik algıyla paylaşmaya çalışıyorum. Evet. Aynen öyle yapıyorsunuz ve bilgiyi paylaşıyorsunuz. Bu da insana verdiğiniz değerden bence. Ben bunu gözlemledim. Sizi tanıdıkça bunu daha iyi gözlemliyorum açıkçası. Şuna bakıyorum, sizin mesleğinize baktığınızda da sadece bu hastalık var ama bu bir sonuç, bir sebebin sonucu. Tabii. Siz o sebebe kadar iniyorsunuz. Sebep ne? Tabii, hepimizin yapması gereken o aslında. Doğru söylüyorsunuz. Hepimizin yapması gereken o. Yani insan hayatta bilmediği bir şeyle mücadele edemez. Önce sorunun ne olduğunu algılamamız lazım. Yaşamın hangi alanında olursa olsun. Okudukça, bildikçe, bilgi paylaşıldıkça daha bilinçli beslenebiliriz. Daha bilinçli yaşayabiliriz. Bedenimizin daha çok farkında olabiliriz. Zihinsel sağlığımız, psikolojik sağlığımızla ilgili daha uygun tavırlara sahip olabiliriz. Kesinlikle. Sonuçta değiştirebileceğimiz bir yandan en zor, bir yandan da en kolay şey kendimiz. Kesinlikle öyle. İstemekle ve hayatı sevmekle ve öncelikle de sanırım insanı sevmekle. Tabii ki. Doğrudur değil mi hocam? Tabii ki. Hocam bir de sizinle birlikte yapmış olduğumuz ara ara sohbetlerde şunun farkına vardım. İşte doçent doktor İlker Kiriş kimdir dediğimde evet mesleki anlamda kendinizi tanıttınız ama bence eksik tanıttınız açıkçası. Ben buradan izleyicilerimiz bunu bilsinler istiyorum. Siz ayrıca dünya çapında seminerlere de katılıyorsunuz, konferanslar veriyorsunuz. Bunlardan da biraz bahseder misiniz? Çünkü bunlar çok önemli başarılar. Şöyle, şimdi bir kere bilimsel toplantılar bizim meslektaşlarımızla bilgi alışverişi yaptığımız ortamlar. Hem ulusal toplantılarımız olabiliyor, hem uluslararası toplantılar olabiliyor. Gerçi artık koronavirüs salgını döneminde eski o aynı fiziksel ortamı paylaştığımız geleneksel toplantıların yerini online toplantılar aldı. Artık hani uzaktan eğitimin başka bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Evet. Burada da farklı ülkelerden farklı meslektaşlarımız kendi deneyimlerini, bilgi birikimlerini paylaşıyorlar. Ben de özellikle varislerin tedavisi, varislerin estetik tedavisiyle çok yoğun ilgilendiğim için bu konuyla ilgili ulusal, uluslararası kongrelerde görev alıyorum, konuşmacı olarak yer alıyorum. Elimden geldiğince hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde bu konuyla ilgili en son gelişmeleri, yenilikleri takip etmeye çalışıyorum. Yani bir örnek verelim. Bugün Instagram hesabımda ben HIFU diyelim kısaltmasına, işte High Intensity Focused Ultrasound dediğimiz, işte yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason Türkçesi bir yöntem var. Varis tedavisinde şu an dünyadaki en son teknoloji. Şu anda da sadece Londra'da Whiteley Klinik'te Profesör Mike Whiteley tarafından yapılıyor. Zaten cihaz geliştirileli bu amaçlı kullanılmaya başlayalı. Daha bir yıl bile anca oldu. Araya koronavirüs pandemisi girdi. Sanırım iki ay önce bir yine online uluslararası bilimsel toplantıda ben varisin estetik tedavisiyle ilgili bir İngilizce sunum yaparken Profesör Whiteley de benle aynı oturumda, yani bir oturum demek 4-5 konuşmanın yapıldığı yaklaşık 45 dakikalık bir
seans diyelim biz buna. Bu tedaviyle ilgili bilgi verdi. Daha yeni yeni bilimsel veriler bununla ilgili toplanıyor. İşte siz bunu takip ediyorsunuz. Bunun farkına varıyorsunuz. Bununla ilgili bilgilendiriyorsunuz. Yani artık bilgiye ulaşmak çok kolay bir yandan. Ama bir yandan da hangi bilgiyle ilgilendiğiniz çok önemli. Yani neyin peşindesiniz? İnternet bir yandan çok faydalı olabilir. Bazen ama bir yandan da tamamen bir zaman kaybı da olabilir ya da zararlı da olabilir. Neyin peşinde olduğumuz da önemli. Yani bilginin peşindeyseniz bilgiye bir şekilde ulaşıyorsunuz açıkçası. Onun yanında yakın zamanda Azerbaycan'daki meslektaşlarımıza yönelik online bilgi paylaşımında bulunduk. Uluslararası tıp eğitimi organize eden bir firma yetkilileri benimle iletişime geçtiler. Bu konuyla ilgili benimle çalışmak istediklerini söylediler. Onlarla işte ayda iki kez online bir konuyla ilgili bilgi paylaşımı diyebiliriz biz buna, kurs diyebiliriz. Ona başladık, buna devam etmek istiyoruz. Bir yandan öğreniyoruz, bir yandan bildiklerimizi paylaşıyoruz. Yani bilgi paylaşıldıkça güzel. Kesinlikle öyle ve siz bunu çok iyi yapıyorsunuz. Peki hocam, varise dönmek istiyorum tekrar. Bir varis tedavisi minimum ve maksimum tedavi süresi nedir? Kişiye mi bağlıdır? Ya da sizin uzmanlık alanınız olduğu için ekran başındaki seyircilerimize en doğru bilgiyi siz verebileceğiniz için o nedenle bunu da sormak istiyorum. Tam donanımlı bir şekilde bilgilensinler istiyorum. Sağ olun. Şimdi eğer sadece damar içi lazer yapacaksak ya da damar içi radyo frekans ya da yapıştırıcı yöntemi yapacaksak siz sabahtan gelip yatışınızı yapıp ya da işte nerede yapılıyorsa bu bir girişim odasında olabilir, bir hastanede olabilir. Lokal anesteziyle bir saat içinde, bir buçuk saat içinde tedaviniz tamamlanıp yarım saat, bir saat sonra yürüyerek taburcu olup evinize gidebilirsiniz. Günlük yaşantısına devam edebilir mi bir hasta? Ya da iki gün içinde tabii ki devam edebilir. Yani ben ameliyat oldum deyip eve gidip yatmayacak bu hasta. Normal aktivitesine devam edecek ve günlük yaşantısına ve işine bir ya da iki gün içinde rahatlıkla geri dönebilir. Eğer biz köpük tedavisi dediğimiz skleroterapiden bahsediyorsak bu seanslar halinde yapılan bir tedavi ve yaklaşık 4 ila 6 seans arası size uygulama yapılması gerekebilir. Bunun da yaklaşık olarak 3 hafta civarında süreceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla tekrar etmek gerekirse herkese, her hastaya iyi gelecek tek bir yöntem yok. Ve belirli bir süresi olan tek bir tedavi şekli de yok. Hastaya ve hastanın sizin tabirinizle durumuyla alakalı. Tabii ki kesinlikle damarların yapısıyla ilgili ve hem varis tedavisi hem kişiye özel olmalı hem evreli tedavi dediğimiz örneğin burada nedir? Derinden yüzeyli ve kalından inceye bir tedavi stratejisi belirlenir. Örneğin önce damar içi lazer yapılır. Aynı seansta mikrocerrahi yapılır. Bir ay beklenir. Bir ay sonra köpük yapılır. Birkaç seans sürer. Ondan sonra iki ay daha beklenir. Hala çok ince bir şeyler kaldıysa üzerinden de cilt lazeriyle geçilebilir. Dolayısıyla hem hekimin hem de hastanın burada sabırlı olması gerekir. Sabır gerektiren bir rahatsızlık ve ince detayları olan bir rahatsızlık. Tabii ki burada da doğru bilgilendirme önemli. Şimdi tabii ki özel sağlık sektöründe doğal olarak rekabet yüksek ama işte biz 10 dakikada sizi tedavi ediyoruz işte. Tek seansta mükemmel sonuç gibi reklamlar görüyoruz. Bunların maalesef bilimsel ya da savunulacak bir tarafı olduğunu ben düşünmüyorum. Hastaların da yanlış düşüncelere kapılmasını neden olan, hastaları yanlış yönlendiren reklam kampanyaları olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim görevimiz hastaları gerçekçi ve bilimsel bir şekilde bilgilendirmek olmalı. Anladım. Hastayı öncelikle beklentileri konusunda iyi anlamalıyız. Ardından da hastayla gerçekçi ve bilimsel bir iletişim kurmalıyız. Öncelikle zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İkincisi, ekran başındaki tüm seyircilerimizin adına da teşekkür ediyorum size. Engin bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Bununla birlikte ekran başındaki
tüm seyircilerimizin sizden istedikleri zaman randevu alabileceklerinin konusunda da bilgi verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu güzel programı beni konuk olarak davet ettiğiniz için, ayrıca benim spesifik olarak ilgilendiğim varis konusuyla ilgili bilgi paylaşımı yapmama aracı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ayrıca sanırım anımsatmamız gereken bir konu daha var, bir program duyurusu. Aynen diyelim. Aynen öyle, ben onu da bu noktada sizden bekliyorum. Evet. Buyurun. Şimdi Ege TV yönetiminden yakın zamanda bana birlikte bir sağlık programının yapılması ile ilgili bir teklif geldi. Bunu doğru değerlendirdik. Altyapısını elimizden geldiğince hazırladık ve çok yakında ana teması sağlık olan ama bunun yanında işte modadan güzelliğe ya da yaşamın diğer alanlarına da değinecek olan, evet, her hafta 3 konuğu ağırlayacağımız ve bir başka kadın sunucuyla birlikte sunacağımız bir program Ege TV ekranlarında olacak. Evet. Yeni yıl, yani 2021'in ilk haftasından itibaren yayına bu programın gelmesini planlıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Yapıldı. Hatta evet, birkaç güne kadar da ilk bölümünü çekeceğiz. Dolayısıyla ben tüm izleyicilerimize bizi izlemeye devam etmelerini öneriyorum. Artık şu sıkıntılı 2020 yılının bitmesiyle birlikte ve 2021'in büyük umutlarla başlamasıyla birlikte evet, biz de programımıza başlayacağız ve daha sık bir şekilde seyircilerimizle bir arada olacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, bugünkü konuğumuz doçent doktor İlker Kirişti. Ayrıca bilgiyi paylaşmakla mutlu olan bir hekim. Bununla birlikte Ege TV ekranlarında sizi her hafta bilgilendirmeye devam edecek olması da ayrıca güzel bir haber. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.